Evet arkadaşlar, birçok arkadaş bana abi hiç toplu tabanca taşımıyorsun veya taşıyorsan hangi toplu tabancayı taşıyorsun diye soruyordu. Birçok toplu tabancam var ama toplu tabancalarda taşıdığım tabanca arkadaşlar bu Colt King Cobra 357 Magnum veya 38 Special oluyor. Tabii taşırken 357 Magnum Self Defense, yani yakın koruma veya işte üstünde taşıdığın silah, taşınan silahta kullanacağın mermi, onun için özel mermiler üretiyorlar. Aslında şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunlar Self Defense 357 Magnum 185 grain hollow point. Yani bundan yemeyeceksin. Bundan yiyen adam ayvayı yer, öyle diyelim. Gerçi silahla oynarken, gerçi ne kadar toplu tabanca da olsa, şunu çıkartayım ki. Boş arkadaşlar. 357 Magnum King Cobra gerçekten çok ünlü Colt'lardı ve bilmiyorum, herhalde ben yani bir en az 10-15 tane filmde görmüşümdür bu tabancayı. Bayağı da kullanılıyor. Genelde bu ölçü üstünde taşınırken kullanıyor insanlar. Şöyle göstereyim size. Normalde aslında ben bu tür kabzeyi sevmiyorum ama tutarken ve elinin kaymamasını önlüyor. O yüzden özellikle böyle küçük toplu tabancalarda bu tür kabzeler daha kullanışlı. Ne kadar da bu tür kabzeyi sevmesem de daha kullanışlı, elinin kaymasını önlüyor. Şöyle göstermiş olayım soran arkadaşlara. Ayrıca dün taşıdığımda STI 1911, aslında bu 2011 diyor bunlara. STI Infinity 2011. Bunu şeyden bilirsiniz. John Wick bunun modifiye edilmişini kullanıyor. Yeni versiyonu, daha modifiye edilmişini kullanıyor. Oradan bilirsiniz. Madem bu da elimde, size bir soru sorayım arkadaşlar. Bakalım kim ne seçecek? STI, STI 1911 veya 2011, bu 9 mm olanı veyahut da Colt King Cobra 357 Magnum. Bakalım hangisini seçeceksiniz arkadaşlar? Colt mu? STI mı? Toplu tabanca mı? 1911 mi? Buyurun arkadaşlar. İki filmlerde en çok kullanılan veya insanların filmlerden en çok tanıdığı silahlardan bir tanesi. İkisi de baba silah. Yani ikisi de gerçek baba silah. Şöyle şey yapmış olayım. Bunda da 9 mm hollow point self defense var tabii ki. Aynısı bunda da öyle. Yani self defense'ler, bir tane şuradan çıkarmaya çalışayım. Şöyle göstereyim size. Şöyle şeyini de görün. 9 mm soldaki 357 Magnum sahibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Tahminleri bekliyorum. Bakalım kim en çok neyi seçecek. Çok merak ettim. Bu gerçekten ikisi de süper kaliteli ve herkesin isteyeceği silahlardan. İkisinin de atışı manyak zevkli. Kaliteleri inanılmaz kaliteli. Yani bundaki tetik, yanlış hatırlamıyorsam, 750 gramdı. Bundaki tek hareketteki tetik de öyle çok düşük. İnanılmaz yumuşak. Evet arkadaşlar, yorumlara bekliyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle bakın tek harekete şimdi. Yani şu anda hiç sıkmıyorum ya, şöyle hafiften, şu anda hafiften dokunuyorum arkadaşlar. Şimdi evet. O kadar temiz ve pürüzsüz şekilde. Evet abi, süper. Çift hareketli. Eskilerde biliyorsunuz horozda iğneler oluyordu.
yenilerde horoz iğneye vurup içten iğne düşürüyor. Şu anda videoyu neden halini daha çektiğimi bilmiyorum. Yani ben silahlara şu anda bakıyorum. Yani sahibi olduğum halde yine de inanılmaz şekilde hoşuma gidiyor. Kendime doğru çevirmiyorum arkadaşlar. Kamera yanda. Tabii ben bunları manyak, hele bu silahı acayip kullanmıştım. Bir ara böyle poligonda hep bunu atıyordum. Sonra şarjörlerimi kaybettim. Bunun bir 5-6 tane de ekstra şarjörü olması lazım, 9 mm. Nerede onları bulmam lazım. Ama abi adamlar yapıyor yani, kalite. Güzel, bir de temizlesem. Şöyle göstereyim. Şuradaki nasıl çalışıyor değil mi? Yani bunda neyse arkadaşlar. Şöyle toplu tabanca soranlar oluyor. Toplu tabanca taşıyayım dedim. Ayıpsınız. Siz ne istiyorsanız onu taşıyorum ben. Çünkü artık ben de karar veremiyorum. Sizler bana yardımcı oluyorsunuz. Evet biliyorum iş biraz fanteziye kaçtı ama maksat size günlük videolar çekebilmek olsun yani. Böyle olsun. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Buy.silah'tan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz.